Peki hocam, Dellali'yi ilk yarının sonunda yorumlamıştınız. Büyük bir ihtimalle o 13. 14. dakikada aldığı darbe belki onu... Hatta evet, söylemiştiniz, soğuyunca büyük ihtimalle oyuna devam edemez diye. Fakat ona döneceğim ama şunu söylemem lazım. Mesela Gezzal'ı sorguladığımızda Dellali biraz dışarıda kalıyor gibi Gezzal döndü. Evet, öyle olacak. Öyle fakat haftalardır ama yazılan... Dellali şöyle oynatabilir yalnız, şunu söyleyeyim. Josep, Salih veya... Şimdi Cenk'in gelmesi diyorum ya, yerli kalecim var. Yerli stoperim var. Ve de Cenk'in var artık. 10 haftayı unutalım Beşiktaş'ın 11 haftayı. Seçeneği arttırdı. Çok şeyi arttırdı. Onun için 2-1'de oynarsa Dellali'yi oynatır diye düşünüyorum. Hayır, şu soruyu soracağım hocam. İnanmak yani inanmıyorum ama o kadar çok dillendi ki kontratında 11 çıkma maddesi ben, var. Ben şeyi de anlamıyorum ya. 11 çıkma maddesi dünyanın başka yerlerinde var mı bilmiyorum. Tuhaf. Bir de başka tuhaf var. Şu kadar gol atarsa 30 bin euro da alacak diyorlar mesela. Hı. Böyle bir şey olur mu ya? Öyle maddeler var ama ben 11 ama çıkma maddesini bilemiyorum. Ben de bilmiyorum. Öyle bir şey yaptılarsa da doğru değil. Hani ben mesela Şenol Hoca'nın onunla başlamayacağı kanaatindeyim. Bugün. Ya şimdi Weghorst ve Cenk olduğu süre içerisinde, bakın Cenk'i tekrar parantez açıyorum. Mutlaka Cenk sürekli oynayacaktır. Çünkü yerlisi çok sınırlı bir takımdan bahsediyoruz. Evet. Onun için de Redmond'da Gezal döndüğünde hocanın yanına geçecektir. Bayram Bektaş'ın. Delali. Aynı şekilde Redmond da aynı şekilde. Tabii Redmond. Gezal. Gregor Santibor'da, solda Cenk'i göreceğiz bundan sonra. Yani o konu çok enteresan. Ama peki, Beşiktaş'ın kesinlikle ve kesinlikle altını çizerek söylüyorum, net bir stoper alması şart. Tahan'ın gollerine rağmen Saiz'da iyi oyuncu olarak görüyorum ben ama bugün iyi oynamadı. Fakat stoper problemini görüyorum açıkçası. Peki hocam, devre arasında konuşmuştuk. Cenk döndüğü için yabancı da alabilirler şimdi. Ha, Cenk'in gelişiyle. Tabii çok çok şey demek bir oyuncu yerinde, yani sürekli oynayan bir oyuncu demek çok şey demek diye düşünüyorum. Eğer planlamanızı doğru yapmadıysanız, ki Tayfur transferi de, Tayfun mu? Tayfun transferi de önemlidir. Tayfur. Tayfur olması lazım. Evet, Göztepe'den tanıyoruz zaten oyuncuyu da, Alanya'ya gitmeden önce. Bu arada tabii mesela yedekler arasında Montero var, Wellington var. Montero olarak falan Beşiktaş'ın oyuncusu değil. Beşiktaş takımının oyuncusu değil. Wellington da uzun süredir oynamıyor ama Montero ve Wellington'a rağmen kesinlikle stoper alınmalı Beşiktaş'a. Hatta Tayyip'e. Evet, şurada şunu da gördük. Çok fazla maçı olmadığı için, Avrupa'da da olmadığı için ön tarafta hiçbir problemi yok. Santrfor'da. Sağ ön ve sol önde de yok. Tabii seçenekler yok. Evet, Salih'e dua edeceksin. Sürekli formda olsun. Pas isabetin ve hücum isabetin daha iyi olacak. Çünkü maksimum orada Dellali'yi kullanabilirsin. Ne Enkudu'yu kullanırsın ne de üçlü orta saha için 2-1 oynamıyorsanız Gezzal'ı veya Redmond'u kullanabilirsin. Atiba da dönecek mesela. Tabii şimdi Atiba dedin, Atiba dedin Şenol Hocamızın Beşiktaş'taki 5. sezonuna başlamış oldu. 10. haftada olsa. Beşiktaş takımı Atiba'nın en formda olduğu dönemde, en formda fit, ahtapot lakabını koyduğum tabii günlerde, solda 29 yaşlarındaki Uçan Babel, sağda yine o yaşlarda Quaresma, Mario Gomez, Talisca, Medeller, Pepeler, Şampiyonlar Ligi'nden gelen Adriano'lar, yaş olarak da formdaki Gökhan Gönüller'den itibaren düşündüğün zaman, yani Şenol Hoca'nın başarısı vardır Beşiktaş'ta. 2 sene üstte şampiyon olmuştur. Son 2 yılında da 4.lükle bitirmiştir. Ve geçenlerde okudum, enteresan geldi. Güntekin'e de sordum, Şenol Hoca sezonu bitirmiş miydi, 4. sezonu bitirmişti dedi. O çünkü ansiklopedi, yaşayan ansiklopedi o. Onunla ilgili de çok güzel hikayelerimiz var. Şenol Hoca, Allah rahmet eylesin, Süleyman Seba dönemi dahil, Gordon Milne gibi insana da hiçbir gün daha Beşiktaş kulübü sözleşmesini bitirdiği zaman bitirmemiş. Bir tek Şenol Hoca'yla bitirmişler. Çok ajans sporda okudum. Böyle şeylere istatistikler tutuyorlar. Bize de bilgi vermiş oldular. Çok enteresan. Çok enteresan. Beşiktaş yani.
sözleşmesini bitirip gitti. Ben hatta Şenol Hoca'nın bir soru işareti vardı. O yüzden. Peki şu havayı da hissediyoruz değil mi? Yani tribünler, maçın önündeki hocaya coşku. Beşiktaş'ın bu zirve Hoca'da olsaydı aynı şey olacaktı. Genel itibariyle ya. Hem rakiplerin bakışı hem Beşiktaşlı'nın bakışı artık daha güçlü bir zirve adayı olmadı mı hocam? Çok doğru bir kelime. Güçlü demek sadece oyun bilgisi, oyun anlayışı, oyuncu tercihlerin ötesinde bir de mesela Valerian İsmail ile ilgili hakem hatasıyla da kaybettikleri maç olduğu zaman da bu tür şeyler. Şenol Hoca şimdi zaman zaman bu tür çıkışları fazlasıyla bir şeyi vardır yani bir lobisi ve figürün bir ağırlığı var. Şimdi şöyle ben doğru bulmasam da söylemek zorundayım. Ceyhun Kazancı solunda sağında Ahmet Bey otururken Ceyhun Kazancı'yı sen burada benim yanımda idare et getirdi işi. Onu söyleyeyim size. Fazla çok iş az konuşma güzel felsefe olarak ama ondan önce Ceyhun Kazancı ile çalışır çalışmaz diye bir şey yok. Ama Türkiye'de sportif direktörlük kavramın olmadığı da zaten ortaya çıkmıştır. Şimdi Valerian İsmail ile sportif direktörlük yapabilirsiniz. Ama Şenol Güneş, Fatih Terim veya başka bir teknik direktör bunlarla da yapmak kolay değildir. İstemezler de. Doğaldır da bu. Aynı zamanda sportif direktör. Yani güçlü demek teknik direktör figürü de önemlidir burada. Zaten hem Şenol Hoca hem Fatih Hoca'nın bir özelliği var. Aşağı yukarı son yıllarında milli takım ve Beşiktaş arada kendi memleket olduğu Trabzon dışında çalışan teknik direktörler değil. Yani toplamda ben şunu söylüyorum. Fatih Terim, Mustafa Denizli hep Şenol Hoca üçlüsü konuşulur ya. Hak ettikleri şekilde konuşuluyor ama Türk futboluna verdikleri sporcu olarak teknik direktör olarak çok şey vardır. Ama Türk futbolunda bu hocalara özellikle Şenol Hoca ve Fatih Hoca'ya verdiği çok daha fazla şey vardır. Maddi manevi. Bunun gerçeği başarıları var mıdır? Vardır. Eğitmişler, eğitmiştir. Öğretmenlik yapmışlar mıdır? Yapmışlardır. Ama futbol ne vermişti? Allah daha çok versin. Maddi manevi değil mi? Hala hazırda gündemde olan insanlardır bunlar. Tabii ki tırnaklarıyla gelmişlerdir. Ama bu saatten sonra teknik direktörlüğü büyük takım yani Galatasaray veya milli takım. Şenol Hoca da Beşiktaş, Trabzon ve milli takımın dışında da öyle Anadolu'da falan macera aramazlar. Aramıyorlar da beklerler sabırlı bir şekilde.